Merhaba sevgili Yeni Mesaj TV izleyenleri. Sizlere bu programımızda StreamYard'la ilgili eğitici bir video hazırlamaya çalıştık. Umarım sizler de yayın yapmak istediğinizde sağlıkça kullanırsınız diyorum. Ve şimdi hemen videoya geçiyorum. Öncelikli olarak ne yapıyoruz? Şu anlar ben de burada açık ama yeniden yazabilirim sizin için. Zaten hazır olduğu için hemen karşımıza çıkıyor. Buraya StreamYard'a giriyoruz. Burada Get Started ve Login var. Login daha önce yolmuşsanız Get Started'dan da maili girip şifre alabiliyoruz. Buraya biz mailimizi giriyoruz. Bizim yayın yaptığımız zaten biz 10 kişilik kullanımına üye olduğumuz için bir aboneliğimiz var. Diğer ücretsiz olan versiyonda birçok şeyi kısıtlıyorlar. 2 kişi artı normalde ücretli versiyonda 1080p yayın yapabilirken diğeri bildiğim kadarıyla 480p yayın yapıyor. Biz de kanalımız olarak 1080p yayın yapmak için ve birçok misafir alabilmek ve bütün özelliklerini kullanabilmek için ücretli versiyonunu kullanıyoruz. Burada bizim kullanmış olduğumuz kanalımızın ismiyle giriyoruz. Buraya girdiğimizde burada mesela bir sorun çıkarttı. Şuradan yeniden deniyorum. Ve burada bizim mail adresimize girişle ilgili bir kod gönderdi. Şimdi ben onu kontrol ediyorum mail adresinden gönderdiği kodu. O kod oraya girdiğimizde buraya rahatlıkla girebileceğiz. Evet, şimdi evet, kodumuz geldi. Kodumuzu hemen buraya giriyorum. Kodumuzu girdik. Kodumuzu girdikten sonra bizlerin daha önce yapmış olduğu yayınlar var. O yayınları yüklüyor. Şu anda evet, burada daha önce yapmış olduğumuz yayınları yükledi. Biz buna çok girmeyelim. Mesela burada Broadcast'e giriyor ilk önce. Burada yeni yayın yapmak istediğimizde Create a Broadcast'ten yayının konusunu, içeriğini seçebiliyoruz. Burada da daha önceden yapmış olduğumuz yayınlar hem YouTube'da hem de burada kayıtlı olarak var. Bunları da yaklaşık olarak 3 ay civarında yapmış olduğumuz yayınları saklıyor. Burada destinasyon bölümünde de mesela biz 3 farklı kanaldan yayın yapabiliyoruz. Siz buraya farklı bir destinasyon daha ekleyebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla 10 kişiye kadar farklı kanalda yayın yapabiliyorsunuz aynı adreste. Bizim için şu anda önemli olan burada mesela yeni bir destinasyon oluşturalım. Nereden yayın yapmak istiyorsunuz mesela? Facebook'tan, LinkedIn'den veya YouTube'dan veya Periscope'dan veya Twitter'dan yayın yapmak istiyorsunuz. Bunlardan hangisiyle yayın yapmak istiyorsanız veya Twitch'ten yayın yapmak istiyorsunuz. Bunlardan hangisiyle yayın yapmak istiyorsanız onu seçin. Örnek YouTube'u seçtikten sonra buradan girip YouTube'u seçebiliriz. Buradan herhangi bir adresi seçebiliyoruz. Bizde kayıtlı olduğu için başka bir hesap kullanılan yeni bir adres seçebilirsiniz siz. Bu yani diyelim ki A kişisinin farklı bir YouTube adresi var. B kişisinin farklı bir YouTube adresi var. Örnek birkaç kişi bir araya gelip aldınız. Dolayısıyla da hepiniz gerekli olan saatlerde girersiniz ayrı ayrı ve yayınınızı yapabilirsiniz. Belki daha ekonomik hale getirmiş olabilirsiniz. Ben buradan bir geriye geleceğim. Bizde kayıtlı olan adresimiz olduğu için. Yani destinasyonları bu şekilde. Mesela burada 3 kişinin destinasyonu var. Bunları bu şekilde eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Destinasyon olayı yayın yapacak kişilerin YouTube, Facebook veya diğer sosyal medya hesaplarıyla alakalı. Yeniden Broadcast'e geliyoruz. Broadcast'ten şimdi mesela bir yayın yapacağız. Create a Broadcast'e girdikten sonra örnek bizim şu anda kullanmış olduğumuz YouTube adresinden size gösteriyorum. Burada title kısmına konunun başlığı, örnek işte Ali Veli konunun başlığı diyelim. Ondan sonra sizin konu başlığınız neyse onu yazar. Bu description kısmına ise konuyla ilgili güzel açıklamalar yaparsanız 2-3 satırlık mesela anahtar kelimeleri içeren bu sizler için mantıklı olabilir. YouTube'da aranması ve izlenmesi yüksek olabilir. Public demek, yayın herkese açık demek. Unlisted demek, belli bir liste bu yayını izleyebilir demek.
Private demek yayın gizli demek arkadaşlar. Biz buradan private diyelim. Bu yayınımızı kimsenin izlemesini istemiyoruz. Şuradan da schedule for later dediğimizde buraya bunun belli ölçüleri var. YouTube küçük resim ölçüleri. Buraya herhangi bir resim ekleyebilir. Örneğin mesela. Buraya herhangi bir resim eklediğinizde ondan sonra o resimle beraber mesela şuradan herhangi bir resim ekleyelim. Yani burada kullanılabilecek resim herhangi bir resim ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra resminizi ekledikten sonra arkadaşlar arkasından de diyebilirsiniz ki ben bugün akşam işte AM demek gündüz 12'ye kadar akşam 12'ye kadar olan kısımsa PM oluyor arkadaşlar. Ben akşam 8'de işte bugün akşam yani 8 ne demek 20'de bugün akşam 8.00'da yayına gireceğim. Örnek bunu birkaç kişi beraber kullanıyorsanız mesela bizim gibi bir kanal kullanıyorsa yayıncıların hepsi bunu bilir ve o saatte sizin yayınınız olduğunu gören arkadaşlar kendi yayın planlamasına da örnek konuşuyorum ona göre yapabilir. Ben şu anda size göstermek için yaptığımdan direkt Create Broadcast'ten giriyorum yayına. Yayın stüdyosuna diyelim veya bizim gördüğünüz gibi 10 kişilik yayınımız var. Ben buradan Enter Broadcast Studio dediğimde mikrofonum açık. Burada sessizdeyse veya mikrofonunuz kapalıysa açarsınız. Cam mic ayarlarına girdiğinizde de mesela ben de birçok kamera olduğu için şu anda kullanmış olduğum kamera laptopun kamerası. Laptopun kamerası seçili. Oradan görebiliyorsunuz veya seçmeyebilirsiniz. Kamerasız yayında yapabilirsiniz. Audio'ya girdiğinizde de hangi mikrofonu kullanıyorsanız onu seçebilirsiniz arkadaşlar. Green Screen bölümünde de eğer yeşil perdeden yayın yapıyorsanız arkanıza arka planlar filan eklemeniz mümkün arkadaşlar. Evet, şimdi buradan çıkıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Enter Broadcast Studio'ya giriyoruz. Enter Broadcast Studio'da kendimi Ede Stream dediğimde kendimi yayına verdim arkadaşlar. Burada kendimi yayına verdikten sonra arkadaşlar olması gereken olay şu. Burada mesela mute sessiz kamerayı kapatabilirsiniz. Cam mic'ten ayarları girerken yaptığımız için aynı ayarlar. Başka herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Şehirden ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Mesela burada herhangi bir videonuz var. Videonuzu paylaşabilirsiniz. Video file'a girdiğinizde başka bir yerde bir videomuz var diyelim. Mesela burada benim bir videom varmış. O videoyu mesela burada hazırda bir videom var. Ben onu şu ekranla mesela burada şu küçük ekranla seçebilirim. Veya bu ekranla arkamda kendimi küçültüp bu videoyu ön plana verebilirim. Bu şehirdeki olay budur. Şehre gelip kapattığınızda edesitlerine gireyi verebilirsiniz ya da çıkarsınız. İşiniz bittiyse de remove from studio dersiniz. Bunu stüdyodan silersiniz. Artı share screen ile girdiğinizde de açık sayfalardan hangisini ekrana vermek istiyorsanız arkadaşlar mesela örnek bende açık sayfa bunlar veya bir uygulama açıktır. O uygulamayı ekrana verebilirsiniz. Mesela şu anda kayıt yapan uygulamamı ben burada ekranda paylaşabilirim. Bu ekranda. Bu ekranda bu şekilde daha küçük olarak şu anda kayıt yapmış olduğum ekranı sizinle paylaştım. Bunları size göstermek için kullandığım için şu an kullanmayacağım. Hazırım ben yayın yapmak için. Buradan da paylaşmayı durdur dediğimde durdurdum. Invite tuşuna bastığımızda burada bir link var. Copy to clipboard dediğimde copy to clipboard'la bu linki tıklayıp WhatsApp'tan herhangi bir arkadaşımıza mesela davet göndereceğiz. O arkadaşı da yayına almak istiyoruz. Bizim programımız 10 kişilik olduğu için ben dahil 9 kişiyi yayına alabiliriz. Toplamda 10 kişi oluyor. Buradan herhangi bir arkadaşınızı seçip onu yayına alabilirsiniz. Şu anda kimseye haber vermediğim için yayın linki kimseye göndermeyeceğim. Yayını aldınız. Karşı tarafın ses, mikrofon, görüntü ayarlarını yaptıktan sonra buradan Go Live dediğinizde burada mesela Go Live dediğinizde direkt yayınım YouTube'a gider. YouTube'a gittiğinde hangisini seçmişseniz ya canlı ya gizli sadece kayıt için kullanacaksınız.
Ki kayıt için ona da gerek yok. Buradan editten mesela bunları değiştirebildiğiniz gibi yine burada YouTube adresinize gidebiliyorsunuz. Bakın burada gözüküyor. Private olarak gözüküyor. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra mesela yayın üzerinde her şeyimiz hazır. Burada görmüş olduğunuz şu alanda canlı yayındaki YouTube'daki yazışmaları siz de aynı anda görüp hatta cevap yazabiliyorsunuz. Buradan banners kısmı var. Bannerslara mesela girersiniz. Mesela biz İbrahim Berk Bey ile bir yayın yapmıştık. Bunlar bende hazır duruyor. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Scroll across bottom ticker denilen kısmı. Tıkladığımda bunu üzerine de gelip basarsam yeniden alt bant olarak devamlı geçer. Tamam mı? Ama bunu alt bant istemiyoruz biz. Ne diyelim, şuradan editleyelim. Biz normal şerit olarak, isim title olarak kullanacağız. Üzerine gelip seçtiğimizde hukukçu yazarı İbrahim Berk Bey'i buraya atıyoruz. Veya bir şey konuşuyoruz. Alt yazı girelim istedik mesela. Bunu da bu şekilde hazırdı bende. Oradaki ne yapıyoruz? Edit yerine girip yazı istediğimiz gibi yazabiliyoruz. Eğer scroll across'a basarsak ve save'leyip yeniden üzerine basarsak alt bant olarak geçiyor. Olay budur arkadaşlar. Buradaki durum bu. Brand'e geldiğimde burada 4 tane hazır brand var. Alt şeritin renkleri. Buraya gelip istediğimiz renki seçebiliriz alt şerit için. İstediğimiz şekli seçebiliriz bunlardan. Görüyorsunuz ekranda değişiyor değiştirdikçe. Buraya logoyu ekleyebilirsiniz. Bizim bir tane logomuz var hazırda, onu kullanıyoruz. Başka logo ekleyebilirsiniz. Overlay kısmında da bunlar önceden tasarlanmışsa mesela küçük ekran yaptınız. Daha çok bu aralarda ben seviyorum. Küçük ekranda şu an tek kişi olduğum için gözükmüyor. Arka plan yapabiliyorsunuz kendinize. Bunlar değişmez. Siz neyi tasarladıysanız buraya koyduysanız o olur. Video klipslerde de burada hangi yayını yapacaksanız onun videosunu çok uzun olmama kaydıyla 15 saniye olması lazım ekleyebiliyorsunuz. Ve onu mesela jeneri yüklediniz, arkasından jenerik bandı bittiğinde de direkt yayına girebilirsiniz. Veya arkanıza background ekleyebilirsiniz. Bu da küçük ekran olduğunda daha iyi göreceksiniz. Veya yayına girerken şu şekilde mesela bir background verebilirsiniz. Ben onun için kendimi yayından çıkarmam lazım. Mesela yayına girerken bu background'la girebilirsiniz arkadaşlar. Veya yayını küçülttüğünüzde arkanızda renkli resimler falan olabilir. Private chat bölümünde de bu gizli chat, buradaki yayıncılarla aranızda chatleşebilirsiniz. Yani işte şunu şöyle yap, bunu böyle yap, işte sesin kötü, işte kameranı düzelt filan filan onları diyebilirsiniz. Settings'e geldiğinizde de bu girerken göstermiş olduğum ayarlarda arkadaşlar. Burada green screen dediğim gibi şunlardan yeşil perde kullanıyorsanız arka planı değiştirebilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Perdeniz gri olabilir veya mavi olabilir, ona göre ayarlanmış. Audio'yu göstermiştim zaten. Buradan mikrofonunuzu ve hoparlörünüzü seçebilirsiniz. Kameranızı dediğim gibi buradan hangi kameranız kullanmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. General ayarlarında da mesela ben 1080p yayın yapıyorum. İnternetiniz çok iyi değil, sorunlu filan mesela 720p'yi seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki settings'teki olay da bu. Her şey hazırsa Go Live'e bastığınızda yeni mesaj bizim YouTube kanalımızda zaten hazır. Direkt yayına geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Olay budur. Live Studio denilen kısma bastığımızda da oraya da basalım. Ne oluyor? Bu yayından çıktım arkadaşlar. Evet, olay bu kadar basit arkadaşlar. Yayın yapacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepinize kolay gelsin.